Eta Rasya Detka. Yani burası Rusya bebeğim diye açılışı yapalım. Şu an neredeyim? Şu an açıkçası nerede olduğumu ben de çok iyi bilmiyorum. Buraya daha önce bir kere gelmiştim. Yaklaşık 1,5 sene öncesinde buraya bir arkadaşla geldiğimde bir tane bira barına oturmuştum. Ya burada Pivnoy Bar diye, hani bira barı diye adlandırabileceğimiz yerler var. Şimdi ben oranın bulunduğu rayona geldim. Evimden yaklaşık 15 kilometre uzakta. Şimdi oraya doğru gideceğim ve orada bir şeyler içeceğim ve size Ruslarla içmek nasıl bir şey onu göstereceğim. O zaman şimdi takipte kalın. Videoya geçelim, bakalım Ruslarla içmek nasıl bir şey? Daha doğrusu hani bir yabancı olarak benimle içmeyi kabul edecekler mi? Hep birlikte bunu göreceğiz. Az önce o bahsettiğim bara gittim. Barda her şey çok düzgün bir şekilde başladı. Tam böyle kamerayı kuruyorum. Bu sefer içeriden kadın geldi. Barın sahibi muhtemelen. Bana dedi ki çekim yapamazsın dedi. Ben dedim ki ne yapayım ne yapayım. Orada içen bir adam vardı. Ondan sonra o adam dedi ki bak dedi burada dedi hani maske falan biz takmıyoruz. Hani bir sıkıntı doğabilir. O yüzden dedi gel dedi şu karşıda dedi. Bir tane dedi hamam var dedi. Hamama gidelim dedi. Ben de dedim ki yani hamama gidip yani ne yapacağız filan. Sonra zaten o adam arkadaşlarıyla sohbete dalınca benim orada video çekme planım suya düştü. Aman tabii vazgeçtik mi? Tabii ki de hayır. Şimdi ben bu rayonda ilerlerken bir yandan da haritadan hani gidilebilecek diğer barlara bakıyorum. Şimdi bu rayonu biraz şöyle bir tanımlayayım size. Bu rayon işçilerin yoğunlukta yaşadığı bir rayon. Yani gelir seviyesi bu rayonda oldukça düşük bir vaziyette. Girdiğim barda insanların maddi durumu biraz düşük seviyedeydi. Yani bunu görebiliyordum. Şimdi bu rayonda yine bir yerlere gideceğim. Bir şeyler yapacağım. Privet. Здравствуйте. Мне нужно просто мой магазин, чтобы попить, поболтать и вот. Ладно, спасибо. Yani kamerayı görünce bazı insanların verdiği tepkiler değişebiliyor. Tabii her insan kameraya alışık olmadığından böyle kamerayı gördüğünde takır takır konuşmasını beklemek olmaz. Yolumun üstünde ilerlerken böyle adeta terk edilmiş ıssız bir yere denk geldim. Yani bu Türkiye'de de hani görebileceğiniz insanların böyle oturup bira içtikleri, ondan sonra ateş yakıp takıldıkları bir yere benziyor açıkçası. Acaba burada yatıp kalkan var mıdır? Belki de. Rusya'nın bu fakir bölgelerinde dolaşırken girdiğim Pivnoy barlardan birer birer red cevabı alıyorum ve hepsinden girdiğim gibi çıkıyorum. Haritada bulduğum iki tane bara da gittim. Ancak her ikisinden de izin alamadım. Yani bu kötü bir durum. Merkezde bir yere gittiğim zaman bir sıkıntı olmadan hani izin alıp video çekebiliyorum. Ki daha önce de çektim yemek yerken olsun. Ondan sonra markete girip bir şeyler almak istediğimde olsun. Şimdi yine bir yere geldim. Haritada burasının da bir bira barı olduğunu gösteriyordu. Kapı açılıyor galiba. Mekan böyle bu şekilde. Здравствуйте. Тут попить пиво и тут снять видео можно? Нет, видео здесь снимать нельзя. А. Ну, ладно тогда. До свидания. До свидания. Yani gördüğünüz üzere burada da video çekip çekemeyeceğimi sorduğumda video çekmenin yasak olduğu cevabını aldım. Да, снимаю видео. Ha? Канал как называется? Berkay Bur. Ну, турецкий канал. А я турецкий. Вы были? Нет, я не очень. Я сам просто мусульманин. Я сам татарин, да. Татарин? Да.
Вы знаете турецкий? Не, просто говорят, там мусульмане. Поэтому, ну, я немножко понимаю. Как вас зовут? А? Как вас зовут? Саша, да. Саша. А ты что сюда приехал? Ну, да, я вообще я в Нижнем Новгороде учусь в магистратуре и снимаю про Россию. Про людей, про вот, ну, что, пьяники. Тебе нравится? 800 лет хорошо отметить? Да, 800. Не, я не... все равно порядок навели. Твои братья это Азербайджан. Азербайджан? Пакинцы, я тебе отвечаю. Искал пивной магазин, чтобы посидеть, попить. Я не пью, уважаемый, я вообще не пью. Я последний раз, знаешь, когда пиво пил? Вообще не пью. Никогда. Я пью, но я просто хотел снять видео там. Я вообще говорю, я вообще человек не пью, понимаешь? Мне хоть пиво, что вино, понимаешь, мне это нахрен не надо, честно тебе скажу. Это для меня, знаешь, для меня самое главное, вот, что-то вкусное покушать, вот это интересно, кухня. Чем у вас же тоже богатая кухня, у вас же, вот у меня знакомые ездили в город, знаешь, какой город? Не Анталия, сейчас рядом с Анталией, сейчас забыл как. Алания, что Алания, ли? Да. Не Алания, еще какой-то там. Белек? Кемер. Вот, Кемер. Там, говорит, такая кухня, там готовят. Да, у нас большая, потом богатая. Потом я вот смотрю еще видео, да, в Турции, ой, в Грузии тоже, в Батуми тоже очень много турецких кафе там открывают. Да, много. В Турки везде. Скоро везде отожмете, везде. Да, в Батуми, это, отжарю. Вы любите политическую проблему? Я просто знаю чуть-чуть. Раз где Турки, значит, это большой хамство ваше. Ну, у государства есть какие планы, конечно, Турции, России. Понимаешь, у нас закон сейчас принят, да, в России. Путин принял, знаешь, какой закон. Ни грамм земли мы уже не отдадим, у нас уже в Конституции записано, понимаешь, так? Бывает такое. Я серьезно тебе говорю. Бывает такое. Куда вы? Я сейчас отвечаю. Турчо бьемся, наверное? А? Турчо бьемся? Да, тюрки. Я говорю, это твои братья. Да. Тюрки? Да. Откуда ты там? Из Измира. Из Измира. Это на море ты живешь? Да, конечно. Средиземное море? Нет, Эгейское. Эгейское море? Да. Ты вообще там ништяк, да? Измир, я слышал. Отличный город. Да, большой. Ну, у вас там, конечно, Турция, страна большая. Как сейчас там, в Турции, нормально? Да, все нормально. Погода крутая. Какой он сам? Рамазан его зовут. Какой Рамазан? Какой Рамазан? Ты сам дегал? Меня Александр зовут, Саша. Меня бабушка хотела назвать, знаешь как? Киангир, ты сам сказал. Нет, Шахерзяном хотел назвать. Ну сейчас как зовут? Саша, меня зовут Александр. Какой я тебе? Рекламу сделай. Даркаль, давай. Пока. Bakın bu bor çorbası. Burada bir lüle kebap. Tabii bu tam Ruslara özgü denilemez ama Rus mutfağında oldukça önemli yer kaplayan bir yemek. Onun yanı sıra şurada bir Rus işi, Rus tipi bir böyle mayonezli tavuklu salata. Şurada kompot, yani komposta hoşaf diyebiliriz buna. Ve tabii şöyle Rus ekmeği. Borş çorbası ben daha önce içmiştim ancak bu borş çorbası hani içtiğim yerler hep böyle kaliteli olmayan yerlerdi. Şimdi bir yemekhaneye geldim. Bunu şimdi denemek istiyorum. Çünkü hani hep övüyorlardı işte Rus mutfağını denedim mi denemedim, neyi denedim falan filan derken bu borş çorbasını çok methediyorlardı. Şimdi bu borş çorbasını deneyeceğim. Bakın borş şöyle. Şu şekilde. Bunlar hep pancar. Bu borşa zaten rengini veren kırmızı şey bu. Görmüş olduğunuz pancar. Bir de bunun içinde sığır eti de var. Tadı gayet güzel. Yani cidden Rusların dediği kadar var. Ben açıkçası böyle beklemiyordum. Hani tadı bayağı kötü olur diye düşünüyordum ama tadı oldukça başarılı. Şimdi şu salatayı da şöyle göstereyim.
Ya bunda oldukça fazla mayonez var. Zaten Rus mutfağında mayonezsiz yemekler düşünülemez. Yani her şeye mayonez katıyorlar. Ekmeğin üstüne mayonez sürüp yiyecekler neredeyse. Bakın bu da işte o tür bir salata şöyle. Yani salata idare eder açıkçası. Yani borşun yanında çok beğenmedim ama. Hani bizim ülkemizde de Rus salatası diye geçer ya böyle bu tarz. Hani bezelyeli, mayonezli, ondan sonra patatesli, havuçlu salata. İşte biz genel olarak Rus salatası diyoruz. Tabii bu Rus salatalarında oldukça fazla çeşit var. Neyse biz borşa geri dönelim. Tadı bana biraz domates çorbasını anımsattı. Ben kompotu da beğendim. Normalde bu tarz koşafları ondan sonra kompot olur falan pek sevmesem de bunun tadı idare eder. Belki de çorbanın üstüne böyle birdenbire içince tadı biraz daha güzelleşmiştir. Bakın şu ekmek. Rus mutfağında sürekli karşınıza çıkacak bir ekmek türü. Yani mesela vodka içen Rusları falan gördüğünüzde şunun üstüne şöyle atıyorum envai çeşit balık koyarlar. Vodka ile birlikte katık yaparlar. Ondan sonra havyar koyup üstüne bir kez aynı şekilde yiyebilirler. Bu ekmek Rus mutfağını simgeleyen ünlü ekmeklerden bir tanesi diye bilinebilir. Kelle paçaya falan ekmek böyle kırıp yemek var ya. Şimdi bu Rus ekmeğiyle onu yapıyorum. Sanki böyle kelle paça yiyormuşum gibi. Bakın şöyle. Türk usulüyle Rus çorbası içiyorum şu an. Çorba doyurucu ama benim daha şimdi kebabım var burada. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu dana etinden yapılmam. Tadı pek iyi değil. Tuzu eksik. Yani beklediğim kebap bu muydu? Yani ben buraya ilk geldiğimde ve oradaki yemek menüsünü gördüğümde diyordum ki burada hani benim aldıklarım içinde en lezzetli olan bu büyüyle kebap çıkar. Ondan sonra hani borş pek lezzetli olmaz. Salata zaten hani. Bu sebepten lülye ile borş çorbası arasında bir kıyaslama yapmıştım. Ama beklentilerim tam tersine çıktı. Borşu oldukça beğendim. Ama bu kebabı pek beğenmedim açıkçası. Ya bilmiyorum ben kebabı ondan sonra genel olarak kırmızı eti böyle baharatsız düşünemiyorum. Ve bu hani tuzu az olmakla birlikte acı hiç yok içinde. Masaya şöyle bir tuzluk ve karabiber koymuşlar. Hani bundan atayım belki biraz tatlanır hesabı. Kelimenin tam manasıyla şu an doydum. Kebap bir parça kaldı. Ondan sonra salata da bitirdim denilebilir. Ve borç içmeme rağmen bir türlü bitmek bilmiyor. Ne bereketli çorbaymış. Yeri tükenmiyor. Borşun tarifini alacağım. Belki bundan yapar yapar yerim. Evet, şimdilik benden bu kadar. Rusların fakir ve yoksul rayonlarında başlattığım yolculuğun bira barına girmek istememle başlayıp orada hüsrana uğrayınca farklı yerlere dolaşıp en sonunda bir Stolova'ya da sona erdi. Umarım beğeneceğiniz keyifli bir video olmuştur. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyorum.